Popüler Yeşilçam filmlerinin unutulmaz senaristi Bülent Orhan, aynı zamanda 50'li 60'lı yılların yakışıklı jönlerindendir. Ben genç yaşta evden kaçıp fabrikaya girdim. 12 kuruş saat ücretinden hamal olarak. Daha puantörlüğe geçtim. Öğretmenlik yaptım, ressamlık yaptım. Değişik işler yaptım. 3 yıl hukukta okudum. 3 yılda sanat tarihinde okudum. Yani karışık bir yaşamım oldu. Lisedeyken iş aramak için gittiği Şaka Dergisi'nde ilk mizah öyküsü Radyo Tamircileri yayınlanır. Zamanla ünlü bir mizah yazarı olur. Önce mizah öyküleri ve romanları yazıyordum. Sinemaya girdim. Önce Batman'dim. Sinema serüveni küçük rollerle başlar. Zamanla önemli roller başlamıştır ve Cennet Yolcuları filminde kötü adamı oynar. Sonra Turgut Demirağ, ya senden Batman olmaz, jön olur dedi. Dracula filminden jönlüğe başladım. Mehmet Muhtar'ın yönettiği ilk korku filmi denemesi olan Dracula İstanbul'da filmi, Bülent Orhan'ın da ilk başrol oynadığı filmdir. Buranın ahalisi biraz tuhaftır. Her şeyi gözlerinde büyütürler. Bu yüzden de beni ecdadım Bolyo'da Dracula gibi zalim zannederler. Talat Artemel zorladı, senaryo yazmaya başladım. Bir 10 yıl kadar jönlükten sonra biraz fiziğimi yitirmeye başlayınca tamamen senaryoya döktüm işi. İlk imzalı senaryosu Talat Artemel'in yönettiği Can Yoldaşı'dır. Oyunculuğu zamanla ikinci plana düşer ve popüler Yeşilçam filmlerinin, en çok da aşk filmlerinin, melodramların aranan senaristi olur. Çok güzel. Müzikleri gibi insanın içine tutuşturuyor. Aklımı kullanmaktan çok kendimi kaptırıp duygularımla yazıyorum. Yani benim için bir oyundu, onun için çok yazabildim. Yani kendimi çok yormadım ve keyif aldığım için. Filmlerin çok iş yaptığı, gişe rekorları kırdığı yıllarda 1000'e yakın senaryo yazarak bir rekora da imza atar Bülent Orhan. Fakat yazdıklarından dolayı eleştirilere de hedef olur. Bir ara tabii eleştirmenler çok haklı olarak yerden yere vurdular. Benim bütün amacım yazdığım senaryonun, yapılan filmin geniş kitleye ulaşmasıydı, çok iş yapmasıydı. Onun için de konularda biraz ödün vermek zorunda kaldım. Aydın kesimi kendi aydınlığını kanıtlamak için iki tane yolları vardı. Bir, Tanrı'yı inkar etmek. Bir tanesi de Yeşilçam sinemasını küçümsemekti. Kendi senaryolarını sever ve savunur. O dönem sinemasının eğlence sineması olduğunu, seyircilerin kendilerini yönlendirdiğini düşünür. Yani biz mecburduk, biz halkın istediği şeyleri yapmaya, halkın nabzını tutmaya mecburduk. O zorluk içerisinde bence Yılmaz Güney ve Metin Aksan bir sürü kuralları yıkarak çok güzel, yapılması zor filmler yaptılar. Peki esas kızın ya da esas oğlanın kör olduğu, bir mucizeyle görmeye başladığı filmler? Sevgililerden erkek yahut kadın kör olduğu zaman yanındaki onu terk etmeyip ona fedakarlık ediyorsa bu aşk seyircinin gözünde daha da büyüyor. 1970'li yıllardan sonra ihtiyar adam rolleriyle tekrar oyunculuğa döner. Fakat artık Yeşilçam eski Yeşilçam değildir. Yeni dönemde yapılan filmlere ve kendinden sonraki senaristlere yaklaşımı ise oldukça iyimserdir Bülent Orhan'ın. Ben günümüz sinemasından çok umutluyum. Bu genç yönetmenlerden hepsinden umutluyum. Başta Zeki Demirkubuz olmak üzere. Vallahi çok iyi yeni senaryocular var ama bunların başında bence Yavuz Turul var. Yavuz Turul Yeşilçam'dan Ertem Eğilmez ekolünden geldiği için hem Yeşilçam'ı sırt çevirmedi. Hem halka yönelik hem iyi sözü doğru içeriği sağlam filmler yaptı.